Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sevgili silah severler diye başlamıyorum. Sevgili bıçak severler diye de başlamıyorum. Sevgili dostlar diye başlıyorum. Çünkü bugün çok çok özel bir programımız var. Sevgili Soytürk Dönmez kardeşimizin atölyesindeyiz. Geleneksel yöntemlerle bıçak yapan bir usta. Hobi olarak yapıyor bu işi. Profesyonelliği de döküyor zaman zaman ama ta Ergenekon destanından bizlere kalan bir gelenekle, hani şu dağların 70 tane körük kurulup bir kat kömür, bir kat odun yakılarak, eritilerek kapalı Ergenekon vadisinden Göktürk ırkının, ulusunun dışarıya çıkmasını, kurtulmasını anlatan meşhur Ergenekon destanı vardır. İşte oradaki yöntemlerle bıçak döven, bıçak yapan sevgili bir kardeşimiz. Sağ olsun lütfetti, bugününü bize ayırdı. Birazdan birlikte onun bu bıçakları, zanaatı ve sanatı nasıl bir araya getirdiğini sizlerle beraber paylaşacağız. İyi seyirler diliyorum efendim. Bir taraftan sohbet ediyoruz. Bir taraftan da ön hazırlıklar yapılıyor. Ocak yakılıyor, kömürler kuruldu, önce temizlendi. Örs dışarıya çıktı. Bunların hepsinin bir hikayesi var. Her aletin, her takımın yaşanmışlığı var, hikayesi var. Bunlar bir daha ele geçmeyecek, kolay kolay ele geçmeyecek aletler. Hem bunları dinliyoruz bir taraftan, hem de sohbet ediyoruz. Ben konuyu öğrenmeye çalışıyorum. Bir taraftan da ön hazırlıklar yapılacak. Parça var, bir Rulman çeliği. Bu Rulman çeliğinin, Rulman'ın iç kısmı hayat bulacak ve Soytürk Usta sağ olsun, Allah razı olsun, o sanatkar ve zanaatkar elleriyle bunu döverek benim için bir bıçak yapacak. Rulman çeliğinden kesilmiş yarım ay, biraz evvel gösterdiğim. Şimdi tav ocağında, kömürlerin arasında tavlanıyor. Belirli bir ısıya, belirli bir, o ısıyı da renkten anlıyor usta. Onun için karanlık olmasını tercih ediyorum, bir akşamları çalışıyorum. Tav aldığında, hangi renge ulaştığında dövmeye, çekişlemeye hazır olduğunu oradan daha rahat görebiliyorum diyor. Olacak. Bunu döve döve daha da inceltip uzatacağız. Boyu. İstediğimiz boya getireceğiz. Ama normalde bu çeliklerin hazır satılanları da var. Yani mil olarak satılıyor. Alıp dövüp işliyorsun. Ama benim için hurda bir malzemeden yeni bir eser ortaya çıkarmak apayrı bir konu. Onun için böyle biraz fazla uğraştırıyor ama ben bundan zevk alıyorum. Kalın bıçak formundan uzak bir şey, lama elde ettik. Şimdi bunu biraz daha en olarak biraz daha daraltıp boyunu uzatacağım. Kalınlığı artık bozacak o zaman da. Fakat döverek tekrar yine incelteceğim. Uğraşacağız biraz yani. Evet, bıçak yavaş yavaş, daha doğrusu rulman yavaş yavaş bıçak şeklini almaya başlıyor. Evet, rulmandan bıçağa doğru bir geçiş. Evet. Daha işlerimiz var. Ama şöyle aralarda gösteriyoruz ki tekrar ocağa giriyor arkadaş. Böyle. Evet, şöyle iyice şekil almaya başladı. Evet. Tamamı örsün üzerinde kabaca şekillendirdiğimiz haliyle böyle. Kaç ölçüsü ne kadar oldu? Santime yakın. Güzel. Yani 10-15 gibi değil mi? 15 santim namlusu var. Çok güzel, harika. Evet. Şimdi rütuş şeyleri, o vururkenki dengesizlikleri gidermek için hafif hafif
sayılır bıçağımız. Bu ucunda birkaç çekiş dikişimiz var. Bir de hafif bir burnunu aşağı doğru açı vereceğim. Şu damgayı bir yakından görebilir miyiz? Hadi. Bir zoomlayalım damgaya. Bu şöyle bir dakika hepsini göstereyim. Bu dışarıda yaptırdığım damga. Benim kendi amblemin. Soytürk'ün S'si kobra şeklinde. İçinde ay yıldız var. Yılanın kuyruğunda. Burada gözüktüğü gibi ay yıldız var. Bu da kendi yaptığım. Bir tanesi ay, bir tanesi de yıldızımız. Bunları kendim yaptım, bu damgaları. Bunu yapılması daha zor. Şu an ay yıldızımızı basıyorum. Birileri bastık. Varlık sebebimiz. Bu tarafa da benim kendi damlamı basacağım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Amin. Ezanı ve bayrağı eksik etmesin. Amin. Diğer tarafa da kendi. Sonra açısı falan iyi değil mi? İyi. Gayet açısı güzel. Tam istediğin gibi. Çünkü gayet güzel. Su vermeye geçeceğiz. Ondan sonra dönüş olmayan bir yola gideceğiz. Hadi hayırlısı. Şu an oynayabiliriz. Şu anda saat 14.35, 12.35. Demek ki yok, 12.35. Yarım saatte su vermesi burada. Evet, şu anda 2 saat dolmuş. Yarım saatte su vermesi, 2,5, 3 saat sadece çeliği. Evet. İmalatı. Şimdi bıçağımızı normalize ettik. Dövdüğümüz zaman çeliğin tabii ki içinde farklı molekül yapısıyla oynadık, bozduk. Bıçağı şu an normalize, su verme sıcaklığına getirdim. Kenara koyup soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra tekrar su verme sıcaklığına getirip bu sefer yağda su vereceğim. İlk suyunu vermiş olacağız. Daha sonra ilk suyunu verdiğimizde çelik sertleşiyor ama kırılgan bir yapıya sahip oluyor. Bir meneviş yapmamız gerekecek. İkinci bir tekrar ocağa girecek ama bu sefer daha düşük sıcaklıklarda. 350-400 çeliğine göre değişiyor bu. Mıknatıs tutuyorum. Mıknatıs tutmuyor. 760 dereceye geçtikten sonra tutmaz çelikte. Biz tabi biraz daha fazla bekletiyoruz. Bu Roman çeliği 830-870 derece arası su alan bir çelik. Şu anda 760 dereceye geçtik. Evet, şu an tam hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Dokumu anlasın, E'yi tutuyoruz. Gördüğünüz gibi E üzerinden kayıyor. Bu da mesela ayrı bir test. Pratik bir sertlik testi. Evet. Şimdi tabii Allah'a şükür makinemiz var. Ölçeceğiz şimdi sertliğini bunun ama meneviş yaptıktan sonra ölçeceğiz sertliğini. Şu anda suyunu verdik. Şu an ama kırılgan. Elimizden düşse şu an kırılır. Cam gibi gider. Hmm. O yüzden yumuşatma tavlaması yapacağız. Meneviş dediğimiz olayı yapacağız. Bir tane ağzındaki yamukluklar var. Onları düzelteceğim. Meneviş renklerini görmek için hafiften bir yumurtalar yedireceğim ağzını. Ama şimdi kabaca bir şekillendirme yapıyorum. Şey yapacağım, bileme çengiğini açacağım. Senin yumuşaklarında vardır. Bileylerken, taşasını içerken ya da makas atarken kolaylık olsun diye mutlaka bir çengik yaparım. Onu açacağım. İlk önce bir ağızdaki yumurtukları düzeltmek için yumurtalıyorum. Gözüküyor gibi bu kılıcı
karbon çeliğine has, bir de bu 52.000'li bulman çeliği. Bunun kılıcını diğer karbonlardan daha farklı. Aynı maytap patlaması gibi. Dörtsel bir çöler. Evet. Böyle bir şey oldu. Şimdi buradan hafiften bir zımparayla ince bir ağız açacağım ki meneviş renklerini görmek için. Başla. Bıçağın kabza kısmına su vermiyorum ama riske girmemek için ilk önce sap kısmından başlıyorum meneviş yapmaya. Bu benim kişisel tercihim. Normalde ben sadece namluya su verirdim. Ama sonuçta bu da belli bir sıcaklığa çıkıyor ve sertleşiyor sapı. Kırılgan bir şey istemediğimiz için görüyorsun dumanlar çıkmaya başladı. Üzerindeki yağlar yanmaya başlıyor. Şimdi iş namluya menevişlemede. Namluyu da şimdi renk gözleyeceğiz. Birkaç tane şekil var. Bir tükürük testi var. Affedersiniz üzerine tükürüyorsun. Tükürük kayıyorsa 350-300 derecede civarıydı. Ondan sonra zaten 300 dereceden sonra renk sarılaşmaya başlıyor. O zaman biraz daha 300'ün üzerine çıkmış oluyorsun. Hatta 450 derece civarı falan. Ucu ince olduğu için ucunu çok şey yapmıyorum. Rengi gözlemleyeceğiz. Şu an mesela tahminimi söyleyeyim 300 derece yakaladık. Hatta yani yapacağım testi. Evet, üzerinden tükürük kayıyor. Şu an 300 derece civarında. Ben görebiliyorum. Hafiften şey oldu. Hatta uçta biraz daha fazla oldu ama evet şu an İkinci yani menevişini yapıyoruz bıçağımızı. Şu an yumuşatma tavlamasını yaptık. Çeliğimizin kırılganlığını aldık. Soğuttuk. Yine bir E testi yapalım. En basitinden. Bakalım E'ye gidecek mi? Gördüğü gibi. Üzerinden kayıyor. Sesinden belli oluyor evet. Zaten. Şu an tahminimi söyleyeyim. Herhalde 60 vatbel civarı. Ölçeceğiz zaten. Şimdi biraz daha ölçeceğiz. Evet. Şu an işte 61 diyor. 61 vatbel şu anda. Sert. Sert. 1 vatbel kaçırmış. 60-61 arasıdır. Bir daha ölçelim. 60. Yarım derece falan oynama yapabiliyor. Evet, 60 rokvel sertliği yakaladık. 60,5. Evet. Tahminim 61 falan. Bu da 60 diyelim biz yine. Evet.